Evet, değerli basın mensupları, sizlere sağlık ve iyi mesailer diliyorum. Gene üzücü bir haber var. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan kardeşimiz şehit oldu. Son olsun diyorum. Ailesine, sevenlerine, kahraman ordumuza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bir an önce terörle mücadelenin başarıyla tamamlanmasını da temenni ediyorum. Evet herkes Bay Kemal Londra'da ne yapıyor diyor. Buradan başlayalım isterseniz. Bay Kemal Londra'da Türkiye için güzel şeyler yapıyor. Bay Kemal önce bir durum tespiti yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulunacağıyla ilgili sağlıklı bir durum tespiti yaptı. Ve bu tespit sonrasında da gençlerin geleceğe umutla bakacağı güzel bir Türkiye inşa etmek için Türkiye'yi dünya ile entegre etmek için de yollara düştü. Daha önceki Amerika ziyaretinden sonra 3 gündür de Londra'da çok güzel işler yapıyor. Bay Kemal'in tespit ettiği durum şudur. Türkiye dünya ticaretinden aldığımız payın hızla azaldığı bir ülke ve niteliksizleşiyoruz bu konuda. Tabii bunun sebebi kötü yönetim. Türkiye katma değerli ürün üretemiyor. En büyük sorunlarımızdan birisi. Halen genç bir nüfusumuz olsa da hızla yaşlandığımızı unutuyoruz. Üstelik genç nüfusumuz nitelikli eğitimden yoksun. Ucuz iş gücü ihraca ile övünülmez. Bu uzun vadede hatta orta vadede riskli bir durum. Önümüzdeki on yılda robotlaşma ve otomasyon iş gücünün önemini azaltacak. Biz diyoruz ki maşallah genç nüfusumuz var. Ortalama yaş ortalamamız da bu arada 34 oldu. Türkiye'nin yaşlandığında unutmasın kimse. Ucuz iş gücüyle de ucuz iş gücü ihracıyla da Türkiye bir yere varamaz. Tüm bu çarpıklıklar Türkiye'de bir sosyal adaletsizlik noktasında Türkiye'ye zirve yaptırdı. Bunu da artık bütün uluslararası veriler Bırakın uluslararası verileri, iç veriler de kabul ediyor. Artık gençler çıkışı kripto paralarda kumar ve bahislerde arar hale geldi. Vahim bir tablo. Çok vahim. Gençler gelecekleriyle ilgili aldıkları eğitime müsait onunla ona uygun arayışlar yerine ki onu bulamadıkları için kripto borsalara, paralara, kumara, bahise yöneldi. İnovasyon lafla olmaz. Türkiye'nin bir inovasyon sorunu var. Türkiye'nin inovasyonu üreten bir merkeze dönüşme mecburiyeti var. Eskiden simit tezgahta satılırdı. Şimdi simit sarayı var. Bunun adına inovasyon diyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, bir değişimdir, bir çita atlamadır, yükselmedir. Ama bu bu inovasyon bundan açıklanamaz küresel ölçekte güven veren yeni ve akıllı bir altyapının Türkiye'de kurulması lazım. Bunlar olmadan Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılda arzu ettiğimiz noktaya taşınması da mümkün değil. İşte bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın genel başkanımızın çaresi ve ana hedefleri var. Şimdi öncelikle Türkiye'nin Türkiye'ye hızla nefes aldırmak derin krizden çıkmak için temiz yabancı yatırım ve paraya ihtiyacı var. Burada bir parantez açalım. Türkiye'de 2012'de 156 milyar dolar vardı. Temiz para, yabancı para, yabancı yatırım. Neredeydi bu? Borsadaydı, mevduattaydı, hazine bonolarındaydı. Bu para 2018'de tek adam rejimine dönünce Türkiye güven ortamı ortadan kalkınca 83 milyar dolara düştü. 156 milyar dolardan 83 milyar dolara düştü. Temiz para kaçıyor. 2018'de 83. Sonra şimdi bugün 48 milyar dolara kadar düştü. Bunun da büyük kısmı hepinizin bildiği gibi Katar menşeli. 256 milyar dolardan 48 milyara. Temiz para kaçtı gitti, yandı bitti kül oldu. Temiz para kaçınca bunun yerini konusu suç olan kaynağı belirsiz para aldı ki gündür söylüyorum burada, merkez bankası verilerine dayanarak söylüyorum. Bu yıllar içerisinde Türkiye 2008-2020 arasında 82 buçuk milyar dolar girdi, girdi de. Bu paranın açıklanmadığı için, şeffaf olmadığı için, masak bu parayla meşgul olamadığı, bu parayla ilgili soruşturma, kovuşturma, vergi incelemesi yapılamadığı için kuşkulu bir para. Kaynağı belirsiz o kesin de <laughs> net hata noksan kaleminde gösteriliyor ama bu para konusu suç olan para da var bunun içinde. Bunu inkar etmiyorlar zaten. Para gelsin de nereden gelirse gelsin. Olmuyor kardeşim öyle olmuyor. Bu para geldikten, temiz para kaçtıktan sonra ne oldu? Yabancı mafya ve çeteler Türkiye'de birbirlerini infaz ederek pastadaki paylarını büyütmeye başladı. Bir savaş başlattılar. Nerede? Türkiye'de. Kim? Azeri mafyası, Rus mafyası, Özbek mafyası, Sırp mafyası, Alman mafyası, aklınıza kim gelirse. Kara para cenneti var böyle dünyada bilinen adalar falan var. Türkiye'de mafya cennetine dönüşüyor. Mafya patronlarının, mafya çete liderlerinin çöktüğü bir ülke haline geliyoruz. Ve genç, bunun bedeni de gençlerimiz ve aileleri ödüyor. Uyuşturucu batağına saplanan gençler ve aileleri ödüyor. Bunların hesabını veremeyenler, milletin yüzüne bakamayanlar, bunları dile getiren CHP ve Bay Kemal'e karşı devletin kurumlarını, devletin polisini, devletin jandarmasını kalkan yapıyorlar. Başka? Üç hafta önce meclisten çıkan ucube sansür yasası ile Bay Kemal'i susturmaya çalışıyorlar. Topluma da gözdağı veriyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim bildiğim Bay Kemal ne susar ne korkar. Sansür yasası üzerinden kamuoyunu yanıltıcı bilgi, toplumu endişeye sevk edici bilgi diyerek Bay Kemal'e TCK'ya göre ceza istemek Bay Kemal'i susturmaz. Peki Bay Kemal ne yapacak? Bay Kemal verimliğe dayalı yenilikçi bir ekonomi modelini Türkiye'ye kazandıracak. Ya kazandıracak ya kazandıracak. Dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken bir Türkiye'yi Bay Kemal inşa edecek. Refah seviyesinin arttığı, gelirin tabana yayıldığı, sosyal adaletin tesis edildiği bir Türkiye Bay Kemal'in hayalidir ve mümkündür. Mümkündür. Bunun için çalışıyor. Bunun için dünya ile dünya ticaretiyle, dünya finans çevreleriyle, bilim çevreleriyle ilişki içerisinde oralara gidiyor, oralara bakıyor. Kasım sonunu herkes beklesin. Kasım sonu Bay Kemal ve ekibi bizler uzun süredir çok güçlü bir yol haritası üzerinde tüm yönleriyle çalışıyoruz. Evet. Kasım sonu en geç Aralık başında Türkiye Bay Kemal'in ve ekibinin üzerinde çalıştığı bu büyük projeksiyonu projeyi aziz milletimizle paylaşacak sağlam temelli ve gerçekten neyi, nasıl, hangi kaynakla yapacağımızın çok şeffaf bir şekilde ortaya koyulduğu bir tabloyla Bay Kemal Türkiye'nin karşısında olacak. Çok önemli değerlendirmeler, açıklamalar yapılacak. Biraz bekleyelim. Şunun şurasında üç hafta kaldı. Değerli basın mensupları, devlette çürüme bütün hızıyla sürüyor. Belli oldu ki Erdoğan seçim kampanyasını onun tabiriyle ak kadrolarla değil de devletle yürütecek. Bunu görüyoruz. Bunun ipuçlarını ipucundan geçtiğim somut uygulamaları da hayata geçmeye başladı maalesef. Bir iki gündür medyanın ve bizim gündemimizde polis akademisinde AK Parti marşının çalınması devlette çürümenin açık bir işaretidir. Devletin artık parti devleti olduğunun, o kisveye büründüğünün açık delilidir. Başka ya Allah'tan korkun ya. Lise öğrencilerimizi teknoloji fuarına götürüyoruz diye ilk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a kampanya toplantısına götürmek istismardır. Suistimaldir. Kandırmaktır. Bu yapılabilir mi? Bunu yapan devletin en üstündeki zat. Teknoloji fuarına gidiyoruz diyor. Hadi çocuklar bakıyoruz. İlk oyum AK Parti'ye, ilk oyum Erdoğan'a kampanyası. Yazık. Çok yazık. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı sloganı Rütük tarafından tüm televizyon ve radyolara zorunlu kamu spotu olarak yayınlatılıyor. Bunu hiçbir diktatör yapmamıştır herhalde. Yaptıysa da Hitler, Mussolini, Stalin falan yapmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir devlet? Nasıl bir kafa? Devletin adını değiştirmedikleri kaldı sadece. Rütü'ye ne demeli? Ütehdit defalar Rütü'lük Başkanı ile çok laf ettim. Bu dal kavukluğun dik alası, şeddelisi. Bir kumu, anayasal kurumun başındasın be adam. Bu kadar partizanlaşabilir misin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hesabının sorulmayacağını mı zannediyorsun? Başka? Suç İşleri Bakanı Kaymakam ve Valilere AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı sloganını ezberleyin diyor ya. İçselleştirin diyor. Bu mealen şudur. Ezberleyin ve ezberletindir. Kim söylüyor? İçişleri Bakanı. Kime söylüyor? Valilere ve kaymakamlara. O valilere ve kaymakamlara söylüyorum. Sesleniyorum. Özgürleşmenize yedi ay kaldı devletin valisi, devletin kaymakamı olduğunuzu unutmayın. Yedi ay sonra özgür olacaksınız. Suça bulaşmayın. Size kanunsuz emir verenlerin makamı ne olursa olsun bu emirlerini dinlemeyin. Başka kendi teşkilatı seçmenle yüz yüze gelemiyor. Kapılar çalınıp günaydın, iyi akşamlar biz AK Parti teşkilatından geldik. Tayyip Bey'in size selam var. Bak bir de mektubu var diyemiyorlar. E bu işin yapılması lazım. Kim yapıyor bu iş şimdi? Devlet memurları. Devlet memurları sosyal yardım alan ailelerin kapısını çalıyor. Günaydın. Ben nüfus idaresinden falancı, ben ilçe milli eğitimden falancı, ben tapudan falancı. E buyurun. Tayyip Bey'in size selamı var. Bu da sosyal yardım kartınız ya da neyse. Ayıp ya. Böyle bir şey olabilir mi? Mektup gönderiyorlar. E kime? Sos, özellikle de sosyal yardım alan hanelere Erdoğan adına ev ziyareti. Erdoğan adına ev ziyareti yapılabilir tabii. Kim yapar? AK Parti genç kolları yapsın kardeşim. AK Parti kadın kolları yapsın. AK Parti'nin ana kademesi yapsın. Bak biz yapıyoruz. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde kapı kapı bütün evleri çalıyoruz. Öbek çalışması kapsamında. Teşkilatımıza da buradan başarılı performans için teşekkür etmeyi bir görev sayıyorum. E sen senin parti mensuplarının vatandaştan yüz bulamadığı için devletin memurlarıyla vatandaşa mektup yolluyorsun. Ayıp ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve şundan övünen bir devlet haline geldik. <laughs> Efendim 2022 2002'de <gülüyor> <gülüyor> biz Türkiye'yi devraldığımızda 1 milyon aile sosyal yardım alıyordu. E Şimdi dört buçuk milyon aile sosyal yardım alıyor, veriyoruz diye övünüyorsa bir iktidar, eyvah ki eyvah. Niye eyvah? Bu sosyal yardım Erdoğan'la başlayan bir şey değil. Yanlış değil, Ecevit değil mi? Rahmetli Ecevit. Özal, Özal. Fakfuk fonla başlayan bir mesele kaymakamların uhtesinde. Fakir fukaraya bu yardımlar öteden beri yapıla geldi. Biraz arttı. Şimdi bizim belediyeler en çoğunu yapıyor. Ama Türkiye'de dört buçuk milyon aile... Bu nereden baksan 20 milyon nüfus demektir. Sosyal yardıma muhtaç hale gelmişse eyvah ki eyvah. Böyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Bütün bunları topladığımızda Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parti devletine evrildiğini açık seçik görüyoruz. Ve bunu kabul etmek de mümkün değil. Evet. Foto roman FETÖ roman. Şimdi buraya biraz bakalım. Sayın İçişleri Bakanı 32 adında FETÖ roman belgesel mi dedi ne dedi? Kitap hazırlamış. Kırmızı dosyayı da böyle elinde sallıyor. Şimdi şunu çok iyi herkes hatırlayacak. AK Parti FETÖ ile ilişkisini 17-25'ten sonra kesti. Yol ayırdı. Çok enteresan bir şey oluyor burada. Bu ilişki yol ayrımından önce Erdoğan'a göre 17-25 Aralık darbesi diye bilinen hikayeden bir ay önce sadece, bir ay önce bakın fotorama neler söylemiş. Bir ay önce. Çırpınmış adam. Aman ara bozulmasın. Ne demiş? 23 Kasım 2013'te söylemiş. 17-25'ten bir ay önce. 28 gün önce. Birlik ve beraberlikle bu yere geldik demiş. Kastı Fethullah Gülen ve Erdoğan'ın altındaki kadrolar hep beraber. Aramızı açmaya çalışıyorlar demiş. Bak 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 bak. Çatışma alanı ortaya konuluyor. Bu da yanlış olur demiş. Görmüş bir şeyleri adamcağız. Buradan bir kavga çıkarmayalım demiş. Hem Erdoğan'a hem FETÖ'ye ya yalvarmış. Başka birbirimizi üzmeyelim, incitmeyelim demiş. Biri başbakanımız, o zaman Erdoğan başbakan, biri gönlümüzün efendisi demiş ya. Benim bildiğim Türkiye'de Müslümanlar bakımından da öldür gönül efendisi varsa Hazreti Muhammed'dir, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Beyefendinin gönlünde e, başka bir efendi var. Sonra ne olmuş? Daha geri gittiğimizde Beyefendi Demokrat Parti'de siyaset yaparken 2010 referandumunda Demokrat Parti Genel İdari Kurulu toplanmış. Bu referandumda hayır kampanyası başlatmış. Demokrat Parti'de önemli bir figür olarak beyefendi kaynağı belirsiz parayla 20 30 il gezmiş. Evet kampanyası başta yapmış. Gönlünün efendisi istiyor diye. Nasıl olacak bu tutarsızlığı neyle açıklayacak? Ve doğal olarak Doğal olarak Demokrat Parti beyefendiyi FETÖ ile ilişkisinden dolayı ya da parti kararlarına aykırı iş ve işlemden dolayı ihraç etmiş. O ne yapmış? Ata, ata attan düşen adamdan yönet, yönet devlet yönetisi olur mu dediği Erdoğan'ın kapısını çalmış o zaman. Ama gönlünün efendisiyle de ilişkiyi kesmemiş. Şimdi ben artık Sayın Soylu deyince, Suç işleri Bakanı deyince nasıl anlıyorsa anlasın. Aklıma dört şey geliyor bak. Şantaj, iftira, kumpas, yasa dışı dinleme, izleme. Mesela Mobese kayıtlarını Ekrem İmamoğlu'nun Mobese kayıtlarını kamuya servis etmek, yandaş medyaya servis etmek yasa dışı dinleme ve izlemedir. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist var deyip bir kişiyi bile hakimin önüne koyamamak iftiradır. Mesela ayda 10 bin dolar mafyadan rüşvet alan milletvekili var düzenli olarak demek şantajdır. Bize değil Erdoğan'a şantaj. Erdoğan'a karşı bir şantajdır. Mesela Sezgin Baran Korkmaz için ne demişti? Yukarıdan aşağı bir devlet operasyonu planladık. Yukarıda kim var? Onun üstünde kim var? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışı yasağını kaldırmayı, mal varlığından konulan tedbiri kaldırıp onu paketleyip yurt dışına göndermeyi yukarıdan aşağı hep birlikte yaptığımız bir devlet operasyonu diye mecliste söyledi. Bence bu Erdoğan'a bir kumpastır. Anlar anlamaz ben onu bilmem. Bir FETÖ roman yazıldı. Sayın Soylu sen yeni belge gösterme dosya sallama. Bir FETÖ roman yazıldı hem de 10 Ekim 2017'de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyon raporu kuruldu. Çalıştı. Çalışmaları engellense de zaman da çalıştı. <laughs> Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci muhalefet şerhinin içine konmadığı bir raporda basıldı. Meclis matbaasında. FETÖ roman o işte. Nerede rapor? Rapor yok ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 15 Temmuz darbe araştırma inceleme komisyonunun raporu çalındı. FETÖ roman o işte. Bütün 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum. FETÖ roman arıyorsanız orada arayacaksınız. Elinden geleni ardına koyma. O dosyayı sallamakla olmaz. Aç o dosyayı. Orada bir suç varsa biraz sonra tek tek tane tane sayacağım. Ve sen bunu bekletiyorsan zaten sen yeni bir suç işliyorsun. Neye güveniyor? Şuna güveniyor. Şuna güveniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamento Bura. Grup Başkan Vekilimiz sevgili Engin Özkoç Süleyman Soylu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulundu. Suç duyurusunda bulundu. Nedir içerik derseniz şudur. Süleyman Soylu Sayın Genel Başkanımıza benim şimdi buradaki ifadeleri canlı yayında ağzıma alamayacağım kadar ağır ifadeleri Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için zikretti. Belgeli, kayıtlı. Hepsinin de kaydı var. Çok ağır şeyler var burada. Sonra savcı bey'e bak savcı savcıya bak hizaya gel. Savcı bey şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaların görevinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup bakanlık görevinde kap, görevi kapsamında bulunduğu. Pes. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına ağza alınmayan hakaretleri edeceksiniz. Toplumu kin ve nefrete sevk eden bir ton laf edeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarının şehit cenazelerinde protokol alınmamasını talimat olarak vereceksiniz. Ettiğin küfürleri saymıyorum. Ey savcı, ey savcı. Adını da vereyim. Hamza Yokuş. Sen nasıl savcısın ya? Sen nasıl savcısın kardeşim? Soylu hakkındaki iddiaların görevinden kaynaklı o eylemler olduğunu söyl yazıyorsun. Görevin kapsamında bu. İçişleri Bakanı'nın görevi ana muhalefet partisi genel başkanına küfür etmek değildir. İçişleri Bakanı'nın görevi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına kumpas kurmak, iftira atmak değildir. İçişleri Bakanı'nın görevi AK Parti'ye oy vermeyen tüm ahaliyi terörist ilan etmek, yaftalamak değildir. İçişleri Bakanı'nın görevi uyuşturucu baronlarıyla, kara para aklayıcılarıyla fotoğraf çektirmek değildir. Ta yukarıdan aşağı devlet operasyonuyla en büyük kara para aklayıcısını Türkiye'den salıp sonra da Amerika'ya vermek değildir. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu Türkiye'den hapishaneden çıkarıp yurt dışına kaçırmak İçişleri Bakanı'nın görevi değildir. Çıkardık çocuklarla. Muhalefete tehdit. TCK 106. En çok yaptığı şey. Vatansever vatandaşın biri ses kaydı açıklarsa ne olacak? Bunun TCK'daki karşılığı şantaj maddesi 107. TCK 107. Ne varsa çıkar. Tekrar söylüyorum. Çıkarmazsan namertsin. Şehit cenazelerini CHP il başkanlarına almayın. Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi madde 114. Hak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama madde 216. Bunu o kadar çok yapıyor ki. AK Partili olmayan herkesi aşağıladığı için özel örnek vermiyorum. Kanunlara uymamaya tahrik madde 217. TCK maddesi bunda Türk Ceza Muhtarlara yakın kanun arkadan gelir. Muhtara kanuna uyma diyen bir İçişleri Bakanı var ya. TCK 217'ye göre suç. Başka ne var? Görevi kötüye kullanma. En son polis bandosuna AK Parti marşı çaldırmak görevi kötüye kullanmaktır. TCK madde 257'ye göre suçtur. Suçtur. Başka? iftira. TCK 267'ye göre suç. Hangi birini sayayım? <laughs> İBB'de 557 terörist var demek ve bunları Ekrem İmamoğlu doldurdu demek Türk Ceza Kanunu ispatlayamazsan 267'ye göre suç. Kamu görevlisinin suçunu suçu bildirmeme maddesi TCK'ya göre suç. Madde numarası 279 Sezgin Baran korkmaz. Bu örnekler arasında sayılabilir. O salladığı dosya bu örnekler arasında sayılır. Varsa dosya açsana. Dosya göstermekle olmuyor bu iş. Oradan bir şey çıkmaz. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme. Sezgin Baran korkmazla ilgili 281 TCK. Başka. Suçluyu kayırma. Suçluyu kayırma. TCK 283. Senin fotoğraf çektirdiğin kara para aklayıcısını sokaktaki polis müdahale edemiyor kardeşim. Senin fotoğraf çektirdiğin kripto para yolsuzluğunu yapan hani polis müdahale etmiyor. Hatta giderken kapıyı açıyor. Ne bu? Suçluyu kayırma. TCK 283. Başka? Tutuklu, hükümlü veya suç delilini bildirmeme. Türk Ceza Kanunu Madde 284. Ne bu? Ayda mafyadan her ay 10 bin dolar alan milletvekilini suç delillerini bildirmemek suretiyle tutuklu hükümlü veya suç delillerini bildirmeme maddesine giriyor bu. Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs madde 288. İşte az önce Sayın Engin Özkoç'un <laughs> suç duyurusuna verilen cevap. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Türk Ceza Kanunu 13 ayrım maddesinde belirtilen suçları işlemiş bir İçişleri Bakanı orta yerde duruyor değerli arkadaşlar. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu ülkenin iç barışı nasıl sağlanacak? Bu ülkede demokrasiden nasıl söz edilecek? Çok enteresan bir şey oldu. Şimdi saat oldu. Sabah sabah danışman arkadaşlarla oturduk. Bugün neleri konuşalım diye erken saatte. Dediler ki Türkiye varlık konu raporu kanunun varlık fonu ile ilgili kanunun ilgili maddesine göre şimdi maddeyi uzun okumayalım. Her yıl Ekim ayında bir önceki yılın raporu gelir Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda sunulur ve Plan Bütçe Komisyonu üzerinde bu raporun görüşür. Varlık fonu dediğiniz şey o kadar büyük ki Ziraat Bankası, Halk Bankası, Bank, Bank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta AŞ, Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Hava Yolları, PTT İzmir, Alsancak Limanı, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Türkiye Varlık Fonu Enerji, Türkiye Varlık Fonu Rafineri ve Petrokimya, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışları Düzenleme Bahis Kabul Etme Lisansı, Türksel, Türksat, Türk Telekom, Türkiye Maden, Etimaden, Türk Şeker, Çaykur, Kayseri Şeker, İstanbul Finans Merkezi. Varlık Fonu'nun içinde bunlar. Ya bunlar Cumhuriyet'in bütün ekonomik kaz kazanımları neredeyse ve ne olması lazım? Bunun hesaplarının meclise gelmesi lazım. Arkadaşlar plan bütçeci arkadaşlar aradım dedim ki geldi mi? Ben atladım mı acaba? Görüştünüz mü? Yok gelmedi dedi. Allah ya da biraz önce söylediğim izinsiz dinleme ve izlemeye takıldık. Az önce geldi. Ben iki plan bütçe komisyonu üyemize Sayın Abdülhatü Şener'e <laughs> ve Sayın Kuşoğlu'na telefon açtım. Sayın Abdülhatü Şener'le erken konuştum. Ben de bu hazırlıklarımı yaptım. Geldi, geldi. Plan şey rapor geldi. Tesadüf mü desem? Raporun ekimde görüşülmesi lazımdı. Şu anda kasımın dördü. Geldi rapor. Geçen senede 65 gün geç gelmiş. Şimdi bu buraya baktığınız zaman tabii varlık e, Türkiye varlık fonunun başkanı Sayın Erdoğan. Ee, ve yöneticileri var işte içinde. Hepsi kendisine çok yakın insanlar. Varlık fonu borç üreten bir fon haline gelmiş. Batmış. Hani demir mi derdi kitler için kambur diye? Kara delik bu meteor çukuru olmuş artık. Türkiye Varlık Fonu meteor çukuru olmuş. Soruyorum ya, soruyorum. Şimdi BOTAŞ 18 milyar TL'ye niye zarar etti kardeşim? Soruyorum Çaykur 503 milyon TL niye zarar etti? Soruyorum devlet hava meydanları işletmesi 630 milyon niye zarar etti? Soruyorum PTT açıklanamadı şimdi ayrı bir statte. Niye zarardı? Bu arada varlık fonu ne yapmış? Mart 2021'de iki yıl vadeli olarak 1 milyar 250 milyon avro dış borç almış. Ya bunların hepsi Tank baba gibi şirket, büyük şirket, büyük kit. Bunların eskiden bir iki sarıç hepsi patır patır kar ederdi. Bir milyar iki yüz elli milyon dışarıdan almış yetmemiş. Yüz elli milyar lirada iç borçlanma yapmış. Varlık fonu. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Nerede bunlar? Ve zaten 2026'da devlete kendiliğinden dönecek olan Türk Telekom içinde bir milyar altı yüz elli milyon dolar ödemiş. Öyle şey olur mu arkadaşlar? Ve meclis başkanımız, sayın başkan. Kanunu demin gösterdim ya. Şimdi, e, üçüncü maddesi var, e, Türkiye Varlık Fonu Yönetim, Anotim, yönetim Anonim, Şirketi'nin kurulmasıyla bazı kanunlarda değişiklik dair kanun numarası 6741. Bu kanun üçüncü maddesine göre Ekim ayında bu kanun meclise hesap verecek. Vermiyor. Meclis başkanı da göz yumuyor. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim yetkisine ihlal var, meclisi yok sayma var ve bu varlık fonunu kurarken dediler ki ekonomi uçacak. Uçmadı, ekonomi battı. Bu şirketlerin hepsi meteor çukuruna düştü bankalar hariç. Bankalar niye? Bankalar vatandaştan yüksek faizle alıyor parayı. Şirket varlıklarını büyütecekti. Hiçbir şey olmadı. Bu şirketlerin yönetiminde kim var? Bu yönetim kurulu üyeleri genellikle AK Parti'nin eski milletvekilleri. Bu yönetim kurulu üyeleri AK Parti'nin üst düzey yöneticilerinin birinci, ikinci, üçüncü derece akrabaları. Bu yönetimdekilerin büyük çoğunluğu da AK Parti'den milletvekilliği ya da belediye başkanlığı adaylığı ya da aday adaylığı yapan insanlar. Bu şuna demiyoruz. Cumhurbaşkanlığı bundan bitirelim. Cumhurbaşkanlığı 2023 yılı yıl programı, yıllık program. Strateji ve bütçe başkanlığı belgeyle konuşuyoruz. İmzasız ama Cumhurbaşkanlığı'nın resmi gazetede böyle bu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı hazırlanan ekli 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programının onaylanmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun. Onaylamış. Neyi onaylamış biliyor musunuz? Burada bir tablo var. Cumhurbaşkanlığı saraydan gelen tablo. Kamu kitler hakkındaki özet bilgiler var. Kamu kamu iktisadi teşekkürleri hakkında. Özel bankalar patır patır kar ediyor da ama toplamda Türkiye'de kitler yani büyük çoğunluğu nerede o liste? Büyük çoğunluğu varlık fonuna devredilen liste arkadaşlar ne olmuş biliyor musunuz? 2021'de 20 milyar 609 milyon zarar etmiş. Aa Hı. çok falan demeyin. Buna dünden razıyız. 2022'de bitmedi ama Cumhurbaşkanlığı böyle öngörmüş. Hesap yapmışlar, kitap yapmışlar. 499 milyar 862 milyon zarar. Zarar. 2023 için hani hedef 2023 deyip duruldu ya Tayyip Bey. Bir hedef 2023 bilmem ne. 2023'te de bu kitler peşinen daha 2023 yaşamadık. 325 milyar 723 milyon zarar. Zarar efendi zarar. Bu ne ya? Böyle ülke olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Kağıtlar birbirine karıştı. Türkiye ekonomisi de karıştı. Ekonomi karışınca huzur da bozulur. Demokrasi olmayınca refah da olmaz. Velasıl bu Erdoğan varken bu memleketten hayır çıkmaz. Benim söyleyeceğim bu sorunuz varsa alayım. Sinirleniyoruz. Hakikaten niye biliyor musunuz? Şu biraz önce verdiğim rakamlar. Ya hani kanla irfanla kurduk biz bu cumhuriyeti der ya marş. Ya kanla kurulmuş, türlü fedakarlıkla yapılmış bir cumhuriyet. Kurtuluş Savaşı'nda kadın evdeki yün çorabını, kocasının yün çorabını almış. Kasaba meydanda Kaan arabasına götürmüş, cephedeki askere göndermiş kardeşim. Soyamazsın bu ülkeyi ya. Soyamazsın bu ülkeyi. Soydurmayız. Soydurmamamız için de bunların bu yönetimden gitmesi lazım aziz vatandaşlarım. Siyasetten zenginleşenlerle Türkiye kalkınmaz. Onun için söylüyorum altılı masayı oluşturan liderlerin tamamının birçok ortak özelliği var demokrasiye, sadakat gibi. Ama <laughs> bana sorarsanız <laughs> en mühim ortak özellikleri ve toplumun altılı masaya güven duymasının temel gerekçesi şu olmalı. Bunların hiçbiri siyasetten zenginleşmedi, zenginleşmez nokta. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun. Evet. Yaptım. tam olarak şunu söyledim. Biz onlar bize dediler ki böyle bir çerçevesini ortaya koyarak ama bir anayasa değişikliği düşüncemiz var. Size ete kemiğe bürünmüş bir teklifle gelmiyoruz. Bunu saygısızlık kabul ederiz. Evet. E, oturalım beraber yapalım. Biz dedik ki bizim verilmiş bir kanun teklifimiz var 4 Ekim'de verdiğimiz. Bunun arkasındayız. Gelin bizim kanun teklifini kanunlaştıralım. Ülke seçime giderken seçime yedi ay kalmışken bir anayasa değişikliği olmaz. Doğru değil dedik. İki temel hak ve özgürlükler referandum konusu olamaz dedik. Düşüncemiz yaklaşımımız budur dedik. E peki siz içinde olmasanız da biz hazırlarsak ne yaparsınız? Ya doğru değil doğru bulmuyoruz. Ama siyaset Müzakereçidir. Hazırladığınız teklife bakarız, kararı da partinin yetkili kurulları verecektir. Ben parti adına karar veremem. Onlara bu işin içinde olmayız kararı da partimin kararıdır. Özeti budur. Da, e, Kemal Bey'in Almanya, Bey Almanya ziyareti olacak. Öyle bir planlama var. Planlama var, evet. O da herhalde çok <laughs> ilgi çekecektir. Fırsat bulursa Singapur'a da gider yani nerede teknoloji varsa, nerede kalkınma varsa, nerede bilim varsa, nerede sosyal adalet varsa Kemal Bey buralara gidecek bu güzel örneklerin Türkiye'de uyarlanması için bütün çalışmayı, çabayı, gayreti, bilgileri, derlemeyi, toplamayı sürdürecek. Bunda ne var? Buna herkesin memnun olması lazım. Ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam ne derim biliyor musunuz? Ya Bay Kemal gittim bazı görüşmeler yaptın. Şimdilik devleti biz idare ediyoruz. Bize de ver bunları da biz de bundan istifade edelim derim ya. Bu kadar basit.

Onu da söyleyelim. Ama bir şey söyleyelim. Şunu da söylesin Sayın Nevati. Doları 18'de bir buçuk aydır, bir buçuk aydır 18'de? 19'a dayandı da. Iki aydır 18'de tutmak için Merkez Bankası'ndan kaç lira e, sattığını söylesin. Bir, bir de şunu söylesin Allah aşkına. Bir milyon parası var. Tuncay Bey'in. Tuncay Bey bankaya yatırıyor kur korumalı mevduatla. Üç ay sonra vade doluyor. Tazeliyor bir üç ay daha. Sonra bir daha tazeliyor üç ayda. Etti dokuz ay. Dokuz ay sonra banka Tuncay Bey'e bir milyon beş yüz seksen bir milyon bin lira veriyor. Bir milyona. Bu paranın sadece yüz yirmi beş bin lirası bankanın yasal vermek zorunda olduğu faiz dört yüz elli altı bin lirası hazineden ödenen para. Dört yüz elli altı bin bir milyon için bu. Milyar olursa ne yapıyor? Dört yüz elli altı milyon yapıyor. On milyon olursa dört buçuk milyar yapıyor. E bu vesileyle 194 milyar para ödedin ya. EYT'yi çıkaralım derim yapmazsın. Gelir vergisi dilimlerini düzenleyelim derim yapmazsın. Ama zenginin zenginliğini korumak için 194 milyon pardon milyar TL ödedin. E müsaade et de, 190 milyar resmi sübvansiyon Merkez Bankası'ndan sattıkların hariç sattığın dolarlar hariç bir yandan Merkez Bankası'ndan dolar satacaksın çıkaracaksın. Bir yandan sadece toplamda 190 milyar TL ödersen müsaade et, dolar dolarda 18'de duru versin canım. Zaten 23 Aralık'ta kur korumalı mevduatın geldiğinde 18'e çıkmıştı. Hala orada. E şimdi 18'e bundan övünelim. Kardeşim sen tek adam rejimine geçtiğinde dolar 4.75'ti ya. 2018 Haziran dolar 4 lira 75 kuruş. 18'e çıkarmışın. Bu milletten de bundan övünmesini Bundan memnun olmasını, hoşnut olmasını bekliyorsun. Ayıp ki ayıp ya. Dediğim gibi güldür güldür şov reyting rekorları kırıyor. Oradaki şeyleri tebrik ediyorum. Katkı sunanları. Ama en büyük katkı Nebati'nin. Evet çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Saygılar kolay gelsin. İyi haftası.